Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 10. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta paralel kenar ve eşkenar dörtgeni işleyeceğiz. Paralel kenardan 4 video eşkenar dörtgenden de 1 video yani toplamda 5 video bu hafta bizi bekliyor. Evet peki bu videoda ne yapacağız? Paralel kenara şöyle bir giriş yani tanımından ve üçgenle ilgili yapılabilen kısmından bahsedeceğiz. Sayfa numarası 126, 127 ve 128'den de bir soru çözüp paralel kenarın özelliklerine kadar geleceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Paralel kenar. Adı üstünde paralel kenar. Yani karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgene ne diyoruz? Paralel kenar adını veriyoruz. Yalnız tanımda sadece ve sadece karşılıklı kenarların paralel olması yeterli. Otomatikman karşılıklı kenarlar eşit oluyor. Ya da sadece ve sadece karşılıklı kenarların birbirine eşit olması paralel kenar tanımı için yeterlidir. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitse hem şu alt hem de sağlı solla bunlar birbirine eşitse paraya kenardır. Ya da karşılıklı kenarlar paralelse paraya kenar diyebiliriz. Ya da bu ikisini karıştırabiliriz de. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve şöyle birbirine eşitse de bak yine iki şart sağlanmış. O zaman ben bununla ilgili şöyle bir dörtgen oluşturursam bu da paraya kenar olur diyebiliriz. Tekrarlıyorum çünkü tanım önemli. Bu bazen sorularda karşımıza çıkabiliyor. Karşılıklı kenarları yani şu karşılıklı ve şu sağlı sollu karşılıklı kenarlar birbirine paralelse paralel kenardır. 1. 2. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitse de yine sadece bu yeterli paralel kenardır. 3. İkisini karıştırabiliriz. İki kenarı birbirine eşit ve paralelse de yine bu dörtgen nedir? Paralel kenardır diyebiliriz. Bunun ispatı çok kolay. Şöyle çizecek olursanız mesela karşıtlı e, karşılıklı kenarların paralel olmasından bahsedelim. Paralelse nokta açısı, nokta açısı Ondan sonra burası çizgi açısıysa Z'den dolayı çizgi açısı. Bak şöyle Z'den dolayı çizgi açısı. Nokta çizgi karaldım açı. Nokta çizgi karaldım açı. Şu karaldım açının karşısındaki kenarlar eş üçgen oldu. Dolayısıyla e, eş üçgen olduğundan dolayı çizginin karşısı A ise çizginin karşısı A. işte noktanın karşısı B ise noktanın karşısı B diyebiliriz. Bak sadece paralellik yeterli oldu. Neyse. Tamam. Biz şimdi tanımı iyice irdeledik. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgen ya da eşit olan dörtgene paralel kenar adını veriyoruz. Peki Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bizim u kuralı karşımıza yine çıkıyor. Burası alfa iken burası nedir? 180 eksi alfadır u'dan dolayı. E, hocam bu ardışık açıların toplamı. B açısından da bahsedeyim. Hocam şöyle de bir u kuralı var. O zaman burası da 180 eksi alfa değil midir? Evet. Burada da u kuralı var. O zaman burası da alfa oldu. Ardışık açıların toplamı ne oldu? A ve B açısının toplamı mesela 180 derece oldu. Karşılıklı açıların ölçüleri de birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Bak alfaya alfa 180 eksi alfaya 180 eksi alfa şeklinde çıktı. Tamam mı gençler? Tanım her zaman gibi çok önemli ve üçgen bilgisi her zaman gibi çok önemli. Ben size hatırlarsanız yamuk konusuna başladığımda da şu iki şeye dikkat edin demiştim. Aynı şeyi burada da söylüyorum. İki şeyden bir tanesine Hocam açı olduğunda mesela şöyle bir açıortaylık varsa elimizde. açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin demiştim arkadaşlar. Burada da. Z'ye dikkat et. Çizgi açısı yapar. Ne çıkıyor karşımıza? İkiz kenar çıkabiliyor. Ha açı ortaylar aynı anda böyle karşı köşelerden geldiği zaman da yamukta da söylemiştik. Dik ve orta taban üzerinde kestiğini de unutmayalım. Bir tanesi bu. ince ayrıntıdır. Detaydır. Yalnız bu nedense böyle şu paralellik göz önünde bulundurulup şöyle Z dikkat ediliyor ama nedense şuna dikkat edilmiyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şöyle açı ortaylık olduğu zaman şu kenarların da paralelliğini kullanın kardeşim. Burada da şöyle Z kuralı da var arkadaşlar. Genelde bu gözden kaçıyor. Buna da dikkat et çizgi. Yani şu kenarla da şu kenar eşit olmuş oluyor. Birinci dikkat etmen gereken nokta bu. İkinci dikkat etmen gereken nokta da şu. Bir paralel kenarın içerisinde şöyle bir 90 derece gördüğünüz zaman Yamuk'ta da aynısını söylemiştim. Hemen ne yapıyorsunuz? olan 90 görünce aklımıza dik üçgen gelmeli diyorsun. Hemen dik üçgen oluşturuyorsun. Hayır oluşturma kardeşim. Zaten karşılıklı kenarlar paralel ya. Z'den dolayı burası da 90 derece oluyor. Hali hazırda zaten bir dik üçgen karşısına çıkmış oluyor. 90 varsa karşısındaki 90'ı da yapıştır. Bak ufak tefek noktalar ama en çok sorular bu ufak tefek noktalardan kaçıyor. Buna da dikkat et. Hadi bakalım şimdi sadece ve sadece tanımını öğrendik. E tanımını öğrendikten sonra üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedelim. Evet ben burada şu nokta noktaları şöyle de doldurabilirim aslında. İşte ne derler? A ile B'nin toplamı 180. Sonra C ile D'nin toplamı 180 şekil üzerinde gösterdim ya. Hadi buraya da yazayım. A açısıyla C açısı birbirine eşit. B açısıyla da D açısı nedir? Birbirine eşittir diyebiliriz. Evet. Tanımını öğrendik. Tanımını irdeledik. Ve üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsettik. Şimdi sorularına bakalım. Bak açı ortay var burada. Tanım soruda bak çok önemli. Öncelikle bu bir paralel kenar mı demiş. Karşılıklı kenarlar paralel ve birbirine eşit. Mutlaka düşünüyorsun. Hocam 6 ise burası da 6. Tamam. Sonra şu kenarla da şu kenarın eşitliğini düşüneceksin. E açı ortaylık var. Z'den dolayı çizgi açısı yapar. A çizgiye çizgiye 6 ise burası da 6 oldu. Toplam burası kaç yaptı? 9. Burası da 9. Paraya kenarın çevresi istenir. 9 var 6 var bir daha 9 var bir daha 6 var. Ya da 9 artı 6'nı dikkat diyebiliriz. Yani cevap kaç yaptı? 30 yaptı. Örnek 1 30 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şimdi ne yapabiliriz? Hocam 75 ise karşı tarafta nedir? Direkt 75 karşılıklı açılar birbirine eşit. Ya da böyle ne bileyim hocam. Zaten bunlar birbirine paralel ya. Şöyle U kuralından dolayı burayı 105 deyip sonra buradaki U kuralından dolayı da burası da 75 olur diyebilirsiniz size kalmış. E, X'e bakacağız. X'e ait ne var? Bak burada üçgende açı doğruda açı. Şu bu merak mı dersiniz? Boy mu? Boynuz mu dersiniz? Çal var mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Şu bizim şey var işte. Şu üçünün toplamı buna eşit olmayacak mı? Evet. Yani 15 artı x artı 25 eşittir 75 yapması lazım. Bu ikisinin toplamı 40 yaptı. X de böylelikle 75 eksi 40'tan kaça eşit oldu? 35'e eşit oldu. Cevap böylelikle 35 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Üçüncü sorudayız. Evet açı ortaylar verilmiş görüyorsunuz. Evet paralelkenar. kenar. ABC'de paralel kenar. Şunlar açı ortay olarak verilmiş. Sonra paralellikler maralellikler verilmiş. Şunları şöyle şey yapalım. E, açı ortaylar nasıl kesiyordu? Yamukta da söylemiştik. Dik. Evet paralel kenarda da aynı arkadaşlar. Açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde kesir. Yani şu şu eşit. Hatta burada ne çıktı? Bir muhteşem üçlü çıktı. Hop şöyle eşitliği de yazabiliriz. Bu yamukta da kullanıyoruz. Burada da kullanıyoruz. Lütfen dikkat et. Evet açı ortaylar dik kesti ve orta taban üzerinde kesti. E hatta burası 6, burası da 6, burası da ne olacak? 6 olacak. E zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu uzunluk isteniyor x. x ile şu uzunluk birbirine eşit. Yani x neye eşit oldu? 6 artı 4'e eşit oldu. Dolayısıyla cevap 10 oldu. Tamam. Hani siz bunu dik ve ortaban üzerinde kesmesini kullanmadan da şu paraleli uzatıp ispatıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama nasıl ki yamukta bu açı ortayların dik ve ortaban üzerinde kesmesi önemli. Burada da önemli. Ha, şöyle gelmiş olsaydı açı ortaylar şöyle olmuş olsaydı hocam dik ve orta taban nasıl yapışacak bazı özel sorularda karşımıza çıkıyor burası dik orta taban bak böyle değil paralelimiz böyle diye bak burada böyle 90'ın içinden geçecek paralelin şöyle olacak yani şu orta taban çizgisi böyle olacak hatta muhteşem üçlü de böyle oluşur buna da dikkat et tamam mı? geldik örnek 4'e ABCD paralel kenar CE ile AB birbirine eşit verilmiş hemen c ile şu AB a hocam çok alakası bir yerde eşitlik var dediğini duyar gibiyim kardeşim tanımı uygula e, karşıtlı kenarlar birbirine eşitti a ne çıktı şu eşitliği kullanınca arkadaşım şunun da şunun eşitliğini bak burada bir ikizkenar çıktı tepe açısı kaç derece ikiz kenarın 30 180'den 30 çıkart 150 2'ye böl 75 75 yaptı Burası sonra cf ile de AD birbirine eşit verilmiş şu eşitliği de kullanayım CF ile de AD eşit verilmiş. Hocam şununla da şu karşılıklı kenarlar eşit olacak ya. Eşit. E bak. Şu açı 75 iken karşısındaki açı da 75'tir. E hocam burası da 75'tir. 75 burası. 75 burası 150. Buraya da kaç kaldı? 30. Sonra x'i bulacağım. Hocam şu açı 75 ya. Bu açının toplamı da 105 yapması lazım. Çünkü niye? 180'e tamamlayan açısıdır burası. E o zaman burada x 30 ve 30'un toplamı x 30 ve 30'un toplamı 105 yapacak. X de böylelikle 105 eksi 60'dan 45 derece olarak bulundur. Örnek 4'ü 45 bulduk. Geldik örnek 5'e. Şekil 1'deki ABCD paralel kenar şeklindeki kartonu C köşesinden tutup BD boyunca katlayınca C köşesi şekil 2'deki gibi C üstü noktasına denk geliyor. Şöyle. Evet şurayı 100 derece vermiş. Burayı da 50 derece vermiş. Tamam. Bunları kullanacağız. Hocam şurası 100. 100 ise karşısında nedir arkadaşım? 100'dür. E, şimdi katlama yapıyoruz. Katlamada bu buraya geldi ya üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. E o zaman şu kenar nereye gelecek? Şuraya gelecek. Şu kenar şuraya gelecek. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak bu arada. Bu arada burası 100 ise, Bak dikkat et burası 100 ise, Burada açının kaç derece olması lazım? 80 derece olması lazım. Buraya kaç kaldı o zaman? 30. Hocam şurayı 30 buldum. Üst üste binen açılar da işte olacak ya. O zaman burası da 30 oldu. A 130 sa buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Hemen 50'yi yapıştıralım. Ee, sonra burası 100 iken burada açının kaç derece olduğunu biliyoruz? 80 derece olduğunu biliyoruz. Ve burası 50 iken burası da 50 olmaz mı? Olur. Yani şurası 50 derece ise 80 ise şunun tamamı da buraya 30 derece kaldı. Ya da hocam şöyle z'den dolayı da 30 derece oldu diyebilirdik. E bu da bu açılar da birbirine eşit işte, üstte binen açılar işte olacak ya. Burası da 50 olduğundan x artı 30 50 ise eğer x'i kaç buluruz böylelikle? 20 derece olarak buluruz. Örnek 5'i 20 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Hocam açı ortay var. Açı ortaylar dik ve orta taban bir işimize yaramayabilir mesela burada. Değil mi? E, açı ortaylarının nesini kullanalım burada? Z. Yani x kenarlığını kullanalım. Bak şöyle Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. Hocam öncelikle şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Şu nokta açılarını kullanalım. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. E Z'den dolayı burası da nokta açısı olduğundan dolayı bu kenarla da bu kenar birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Hadi bakalım kenarların eşitliğini kullanalım. 8 ise burası 8 değil mi? Evet burası 8 iken burası da 8 olacak. E burası 8 ise buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Aynı şey 8 ise burası da 8 olacak. 3'ü buradaysa buraya da 5 kaldı mı? Kaldı. E bizden DE. DE artı. DE kaç zaten 8. FC. Ha hiç bunları 5 5 bulmamıza da gerek yokmuş. DE de 8. FC de 8. 8 artı 8'den cevap böylelikle kaç 16 çıkar. 6. soru 16 oldu. Geldik 7. soruya. <laughs> evet 13 var. Şimdi burada bir eşitlik var. Allah Allah bu eşitliği ben nasıl kullanacağım? Normalde biz şu eşitliği kullanmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Yamukta da aynı şekilde anlattık. Bak bu konuda da aynı şekilde paralellik var ya karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Ya büyük ihtimalle en fazla hangi konuyla iç içe olacağız? Üçgende benzerlik. Temel orantı ve kelebek benzerliği. Özellikle oran varsa. Evet buraya baktık. Burada bir oran var. Yamukta ne demiştim? Oran gördüğümüz zaman oranın olduğu yere kalemimi koyarım. İçe paralel çizelim. İçe paralel çizdiğimde karşıma kelebek çıkmışsa eyvallah. Bak bunu unutma. Ama kelebek çıkmamışsa o zaman bu oranı dışarı doğru da kullanabiliriz. Şöyle arkadaşlar. Dışarı doğru nasıl kullanacağız? Kelebekle arkadaşım. Bak şurada bir ne çıktı arkadaşım? Kelebek benzerliğe çıktı. Buradaki kelebeği kullanalım. Kelebekteki oran 1'e 1. Bir. Yani burası 13 ise burası da 13 olacak. 15 ise burası da 15 olacak birebir orandan dolayı. A burası da 90 ya 8 15 ne üçgeni 17 üçgeni yaptı burası. E, 8 15 17'den 17 bulduk. Dolayısıyla buraya ne kaldı arkadaşım? 13'ü buradaysa buraya da 4 kaldı. Benden ne isteniyor? Af şuradaki x. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani burası 13 iken alt tarafta 13 olacak x artı 4 eşittir 13 ise x'i böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Örnek 7 böylelikle 9 çıktı dediğimi unutmayın. Böyle oranlama varsa kelebek ya da temel orantı içe paralel çizmek. Yamukta da yaptığımız şey ama içe paralel çizdiğimizde kelebek oluşmamışsa dışarı doğru yapıyoruz. Ya da kelebek ya da temel orantı oluşmamışsa daha doğrusu diyebiliriz. Tamam gençler bakın üçgenden çözülüyor hep. Yani yeter ki tanımı bil. ÖSYM de böyle arkadaşlar ÖSYM de böyle. Tanımını bil diyor. Sen eski bilgilerinden ben sana soruyu sorarım diyor. ÖSYM bunu yapıyor. Lütfen dikkat. Evet şimdi 72 demiş. Hocam burası 108 paraya kenar olduğundan hatta burası da 108. Tamam. 72 burası. Şimdi gençler şöyle bir şey var. Ne var burada? Bir katlama var yine. Katlama buraya gelmiş. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit olacak. E, hatta burada ne çıktı? Şöyle Z'den dolayı burası da nokta açısı. Oldu mu? Oldu. Hocam şurada da katlama var ya şu açıyla da şu açı birbirine eşit olmayacak mı böyle? Evet. Yani ben şuraya bir A açısı dersem hocam A artı 48 ise burası da A artı 48 olacak. A bitti. Niye? 108 derece bak bu açının tamamı 108. A artı A artı 48 bak A ile A artı 48'in toplamı kaç olması lazım? 108 olması lazım. 2A buradan 60 gelir. A'yı da kaç buluruz? 30 buluruz. Bizden BD X isteniyor. BD X kaç birimdir diye soruluyor. O, df'yi vermiş. df neredesin df? Şuradaki uzunluğu 6 vermişsin bakayım. Sen buraya 6 vermişsin. Bizden ne isteniyor? BD. BD. Şuradaki uzunluk. Şu uzunluk. Allah Allah. Açıları bir yazalım bakalım. A'yı biz kaç bulduk? 30 bulduk. Oo. A 30 çıktı. Evet. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şu alt tarafa çizeyim ben. Bak şimdi. Paraya kenarı şuraya çiziyorum arkadaşım. Evet şöyle bir açı bulduk. E, bizden bir açısı bir uzunluk DF uzunluğunu kaç vermiş? 6 vermiş. Hani şöyle bir katlama vardı. Şu katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacaktı değil mi? Şu A açısını burası da nokta açısı yaptı. 60 derece değil mi burası? Evet bak nokta açısını 60 derece bulduk. E hocam A açısı 60 derece. A açısı 30 derece pardon özür dilerim. A açısını 30 derece bulduk. E o zaman burası da 30 mu oldu? Evet. Şuradaki uzunluğu da bize 6 vermişti. E burası da 6. 6 6 30 30 120 üçgenden dolayı burası da kaç yapar o zaman? 6 kökü yapar. Yani x'i böylelikle 6 kökü 3 bulduk. Özel üçgen çıktı. Bu şekil üzerinde de direkt gösterebilirdik. Yani karışacak diye şurada ekstradan gösterdim. Şuradaki üçgen arkadaşlar. Normalde hocam burası 30 burası 30. A 30 30 120 6 6 ise 6 kökü de yazabilirdik ama böyle çok da karışık anlatmak istemedim açıkçası. 8. soru. 6 kök 3 geldik 9'a. Evet CE uzunluğu K iken BE uzunluğu kaç verilmiş? 3K verilmiş. Hemen yazalım. Evet. C, -E K iken burası da 3K verilmiş. Arkadaş 4K mı burası? Tanımı uygula. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hocam 90'lar var burada. E 90'lar olduğunda karşı yani bir uzunluk istenildiğinde bizden, bizden arkadaşlar hep söylüyorum. Bizden bir uzunluk istenilirse ne yap nasıl yapıyorduk? Bizden bir uzunluk istenildiği zaman hemen şu şekilde. Aklımıza iki konu geliyordu. Ya dik üçgen ya benzerlik. Bakıyoruz. Hocam dik üçgen vallahi Pisagor bağlantısından çıkmayacak. O zaman benzerlik. Bak benzerlik için ne yapmak lazım? Açıya dalmak lazım. E, dal açı yani temel orantı kelebek benzerliği yoksa dal açıya o zaman. E burası alfayken karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası da alfa mı oldu? Evet. Alfa 90 burası betaysa burası da beta oldu. Aa şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hocam beta'nın karşısı 2 bölü beta'nın karşısı k eşittir. 90'ın karşısı var burada 4k bölü 90'ın karşısı 8. Buradan şu 4 ile 8 sadeleşince 2 işler dışlar yapınca k kare eşittir 4. K'yı da kaç buluruz? 2 buluruz. Şimdi bizden ne isteniyor? DF artı DE isteniyor. DF'ye bakıyoruz arkadaşlar. Artı DE isteniyor. Arkadaşım K'yı 2 bulduysak şuraya bir yazalım. K2 ise şurası 2 ya. Sonra e, burası da kaç çıktı? 2 yazdığımızda 8. Aa bunlar eş üçgen çıktı aynı zamanda. Bak 90'ın karşısındakiler eşit olmuş oldu. Güzel. E artık Pisagor bağıntısı yapacağız burada arkadaşlar. Şuraya ben bir x dersem hatta burası da x oluyor. 8, 2 burası x ise. Bu 8, 2 ise burası da x oluyor çünkü. E x'in karesi neye eşit arkadaşlar? 8'in karesi. Eksi 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu da kaç yapıyor? Kök at, e, 60 yapıyor. Değil mi? 64 eksi 4'ten 60. X de buradan kök 60 yaptı. Uzun yoldan yaptık ama neyse. E, kök 60'ta nedir? 4 çarpı 15 olduğundan 2 kök 15'e eşittir. Yani burada şey 4 dışarıya çıkıyor arkadaşlar. X 2 kök 15'e eşit oldu. X 2 kök 15'e eşitse bizden DA artı DF isteniyor. Yani 2 kök 15 bir tanesi. Diğeri de 2 kök 15. Toplamda kaç yapmış oldu? 4 kök 15 yapmış oldu. Evet 9. soruyu 4 kök 15 bulduk. Geldik 10. soruya. Evet paralel kenar oran verilmiş. K 3K. AE uzunluğu K iken AB uzunluğu 3K. Hocam temel orantı var diyebilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Hocam 3K iken yukarısı da 3K. Direkt kelebek benzerliği de var diyebiliriz. 3'e 1 oran var değil mi? Evet. O zaman burada 3'e 1 oran olacak. Yani burası 3x burası x olur arkadaşlar. Burası 3x x ya da 1'e 3 oran var. X ise burası 3x diyebiliriz. Toplamda 4x eşittir 12 ise x'i de böylelikle 3 buluruz. Dediğim gibi temel orantıdan da bulabilirdik direkt. Ama kelebek benzerliği böyle daha kolay çıktığı için ben genelde kelebeğe yoğunlaşıyorum. Yani varsa kelebek direkt kelebekten yapmanızı tavsiye ediyoruz tabii ki. Hani e zaten oranlama olduğu zaman benzerlik. Bazen benzerlik yoksa o benzerliği de biz kendimiz oluşturacağız. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Örnek 11. ABCD paralel kenar Fatma Kara Ali Bey uzunluğu birbirine paralelmiş. Şu ve şu. Arkadaşlar madem bunlar birbirine paralel otomatikman yukarısında paralel mi? Paralel. Karşılık kenarlar paralel olduğundan. Şurada bir ortaban taban çıktı. Çünkü bunlar birbirine eşitse. K ise burası 2K'dır. 2K ise burası da 2K. Toplamda 4K ise yukarısı da 4K. Bulduğun her hamleyi kullan. Tanım gereği bir kenarı bulduysan diğer kenarı da yaz. Niye? Bak şurada bir kelebek çıktı. Kelebeği kullanacağız kardeşim burada. Şimdi HC uzunluğu isteniyor bizden. HC. Şurayı yollayacağız Ve CF'yi vermiş bize. Hocam kelebekteki oran kaça kaç? Yukarıdan aşağı 4'e 1. Yani burası 4 xe Yani burası 4 A Burası da nedir? A'dır. X, H, C, X demiş o yüzden. E toplamda 5 A'yı kaç vermiş bize soruda? CF uzunluğu 15 verilmiş. O zaman A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. A3. Bizden ne isteniyor? HC. HC uzunluğu da neye eşit olacak o zaman? Yani x 4a'ya eşit olduğundan a yerine 3 yazdığımızda cevap 12 yapar. Örnek 11'i böylelikle 12 bulduk ve geldik 12'ye. Yani bu videonun son sorusuna. Şimdi ABC'de paralel kenar denmiş. DF ile AF birbirine eşit verilmiş. Bir de burada bir oran verilmiş. Hocam burası 2k iken burası da 3k yazılmış. Hemen yazalım. DE uzunluğu 2k, burası da 3k yazalım. Arkadaşlar oranlama var. Oranlamanın olduğu yerden ne yapıyorduk? Bak temel orantı ya da kelebek var mı? Yok. O zaman şu oranlamanın olduğu yerden ya da bu oranlamanın olduğu yerden bir paralel çizelim. Kalemimi koydum buraya. Hocam ya böyle paralel çizeceğim ya bunu uzatacağım. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben içeri taraftarıyım. FH uzunluğu isteniliyor bizden. İçeri taraftarıyım. şuraya çizerim. İçeri çizdiğimde kelebek çıkmışsa tabii ki daha garanti. Evet öncelikle tanım gereği Hocam yukarısı 5K ise aşağısı da 5K mıdır? Evet. Sonra burada da bir ort taban var ya da benzerlik 1 bölü 2'den dolayı 2K ise burası da K mıdır? Evet. Kelebekteki oran kaça kaç oldu? 1'e 5 oldu. E o zaman burası X ise Hüseyin Bey uzunluğunu vermiş. X ise burası da kaç olacak? 5X olmalı. E burada FH uzunluğu zaten X nedir diye soruluyor. E FH'e X dedik. Burası X iken 1'e 5 oran varsa burası 5X oldu. Zaten Hüseyin Bey uzunluğunda 15 vermiş. Yani 5x eşittir 15 ise x'i de böylelikle 3 olarak buluruz. Madem 3 bulduk cevap da zaten 3. Çünkü bizden ne isteniyor? x isteniyor. Cevabı 3 bulduk. Gençler böylelikle bu olayı bitirdik mi? Bitirdik. Yani ilk video ama ilk videolar gerçekten çok önemli. Özellikle bu dörtgende çok önemli. Ne yapıyoruz? Hem geçmişimizi tekrar ediyoruz hem de tanımı iyice irdeliyoruz. ÖSYM bu kısımlardan soruyor genelde arkadaşlar. Ama biz ne olur ne olmaz diğer taraflarda anlatacağız. ha Alan kısmından da soruyor tabii ki. Ee, bir sonraki videoda özelliklerinden bahsedeceğiz. Özelliklerinden çıkıyor mu? Çıkmıyor ama özelliklerini böyle çok güzel bir e, ispat yöntemleriyle yapacağız. Onlar hepsi bir soru yöntemidir, tekniğidir. Onu zaten o videoda konuşacağız arkadaşlar. Bence en önemli yeri bitirdik. Yani üçgenlerle e, bir paralel kenar ya da herhangi bir dörtgen nasıl çözülebilir kısmı tanımı bildik daha sonra üçgenleri de uyarlayabilmek kısmı en önemli kısım. Bunu iyi bir şekilde becerirseniz yani dörtgenlerle ilgili hiçbir soru kaçırmazsınız. Hem de üçgenlerle ilgili hiçbir soru kaçırmazsınız çünkü üçgenleri tekrar ediyoruz. Bunu ağzından çok duyuyorsunuz. Çok da duyacaksınız zaten. Ee, siz bu şekilde düşünün. Siz de bu şekilde düşünün çünkü ben öyle yaptım. Sadece üçgenleri öğrendim. Geri kalanını hep üçgenlerden türettim. Ee, siz de o şekilde gittiğiniz zaman ki ÖSYM aslında buraya buna döndü. O yönden de çok şanslıyım. Hep de söylüyorum. de bu şekilde anlattığı için çok şanslıyız ve siz de şanslısınız. Beraber bu işi çok güzel bir şekilde hallediyoruz. Evet gençler. Bitti. Ee, 10. haftanın ilk videosunu bitirdik. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.